Güneş yaklaşık olarak 150 milyon kilometre uzağımızda. Bu, Güneş'ten gelen ışınların dünyaya ulaşmasının 8 dakika sürmesi demek. Her ne kadar çok yakın olmasak da Güneş enerjisinden faydalanabilecek bir uzaklıktayız. Güneş enerjisi yenilenebilir, temiz, hatta özünde tüketilemeyecek bir enerji kaynağı olduğundan bizim de bu enerjiden faydalanmamız gerekmez mi? Bu yüzden enerji ihtiyacımızı karşılamak, örneğin evlerimizi ısıtmak ya da dolaylı yoldan elektrik üretmek için artan bir hızla güneş enerjisini tercih ediyoruz. Bahsedeceğimiz ilk güneş enerjisiyle ısıtma tipi pasif güneş enerjisi sistemleri. Pasif kelime anlamından da anlaşıldığı üzere bizim çok fazla iş yapmamıza gerek kalmadan kendiliğinden gerçekleşen bir durum. Aslına bakarsanız bu benim için güneşlenmekle de eşdeğer olduğundan birçok kişi tarafından erişilebilir hatta ucuz olmasının sebebi de kolaylıkla anlaşılabilir. Evlerin pasif olarak nasıl ısıtılabileceğine değinmek gerekirse bunun evlerin inşa edildikleri malzemeler ile yakından alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Taş, beton ve kerpiç gibi malzemeler gündüzleri güneşten gelen ısıyı emerler ve geceleri de oldukça yavaş bir şekilde dışarıya verirler. Ekranda gördüğünüz kerpiç evi bir örnek olarak kullanmak gerekirse, kalın duvarlar ve duvarlara gömülü pencereler evi gündüzleri güneş ışığından korur. Geceleri ise kerpiçin ana maddesi olan kil gün boyunca depoladığı ısı enerjisini yavaş yavaş dışarıya vermeye başlar. Ekranda resmi olan ev New Mexico eyaletindeki Santa Fe'de bulunuyor. Buna benzer çöl arazilerinde yer alan evlerin birçoğu kilden yapılır. Çöl arazilerinde gündüzleri çok sıcak olur. Kil ısıyı emer ve evin içini serin tutar. Çöl arazileri geceleri ise son derece soğuk olabileceğinden kilin içindeki ısı evi yeterli ısıda tutmaya devam eder. Kuzey yarımkürede bazı evlerin güneye bakan pencerelerinin olmasının sebebi de budur. Bu sayede evin güneşlenme süresi uzar. Evet, bir evi pasif bir şekilde ısıtmanın yollarından bahsettiğimize göre, güneşin ısısını ve ışığını bloke ederek evi serin tutmak istediğimiz durumlara göz atalım. Örnek vermek gerekirse, çatıların rengi, bir evin ne kadar ısınacağı ya da ısınmayacağı konusunda çok önemli bir rol oynar. Çatıyı açık bir renge boyamak, güneşin ısı enerjisini yansıtır. Bu güneşli günlerde beyaz ya da açık renkli tişörtler tercih etmemizle aynı durumdur. Ek olarak yeşil çatılar yani çatılarda bitki yetiştirilmesi de fazladan bir izolasyon tabakası sağlayabilir. Çok fazla yeşil çatı rastladığımı söyleyemem ama özellikle de ilkbahar aylarında çatıların üzerindeki çiçeklerin şahane koktuğuna ve çok güzel göründüğüne eminim. Evin etrafına ağa çekmek ya da pencerelerin üzerine tente ya da güneşlik takmak da fazladan gölge alan sağlayabilir. Güneş enerjisini farklı şekillerde kullanabiliriz demiştim. Pasif yöntemleri gördüğümüze göre aktif yöntemlerle devam edebiliriz. Bazı evlerin çatılarında güneş toplayıcı olarak da adlandırılan büyük paneller olduğunu görmüşsünüzdür. Bu güneş toplayıcılar içlerinde bulunan sıvının ısınmasını sağlar ve bu sıvı daha sonra pompalar ya da fanlar vasıtasıyla yayılarak evi ya da kullanılan suyu ısıtır. Bu pompa ve fanların kullanımı ısının evin içinde dolaşmasını sağlar ve bu sebeple bu yöntemi pasif değil aktif bir yöntem olarak değerlendiriyoruz. Alternatif olarak çok büyük bir alanda bir güneş enerjisi sistemi de kurulabilir. Bu sistemde güneş enerjisini toplayan bir sürü reflektör kullanılır. Bazı tiplerde güneş enerjisini tek bir kuleye yansıtmak amacıyla aynalar kullanılır. Bu enerji daha sonra su kaynatmak, buhar elde etmek ve sonuç olarak da enerji üretmek için kullanılır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük güneş enerjisi sistemi Kaliforniya'nın Nevada sınırına çok yakın olan Mojave çölünde yer alır. Bu sistem Ivampa Güneş Enerjisi Santrali olarak adlandırılmıştır. Ekranda 3 tane eş merkezli çember görüyorsunuz. Bunların etrafında da ısı enerjisini kulelere yansıtan aynalar yer alıyor. Bu arada sistemde yüzlerce hatta binlerce ayna olduğunu da ekleyeyim. Santral yaklaşık olarak 15 bin kilometre karelik bir alan üzerinde kurulu ve Kaliforniya'da 100 binden fazla evi ısıtıyor. Buna benzeyen sistemlerin kötü tarafları çok fazla arazi kullanımı gerektirmeleri, pahalı olmaları ve hava kötü olduğunda da görevlerini yerine getirememeleri. Ek olarak birkaç sene önce kule ile aynalar arasında uçarken yanan kuşlara dair hikayeler de duyduk. Bu hikaye, aynalardan kuleye yansıtılan ısı enerjisinin büyüklüğü hakkında bir bilgi sahibi olmamızı sağlasa da aynı zamanda son derece trajik bir hikaye. İyi tarafları arasında ise aynaların bakımının benzer teknolojilere göre daha uygun fiyatlı olması ve zaten boş olan çöl arazilerinden de faydalanmamızı sağlaması yer alıyor. Son olarak bir de fotovoltaik pillerden bahsetmek istiyorum. Güneş pilleri olarak da bunların geçtiğini görebilirsiniz. Fotovoltaik kelimesini inceleyecek olursak, foto, ışık, volt da elektrik gücü anlamına gelir. Fotovoltaik de Işık enerjisi kullanarak elektrik üretmek demektir. Bu fikir 1905'lerde ortaya çıkan bir fikir ve Einstein'ın konu hakkında yayımladığı bir makaleye dayanıyor. Einstein ışığın bir metal üzerine düştüğünde elektronları dışarı atarak elektrik akımı üretmesi, yani fotoelektrik etki konusunda öne sürdüğü görüşleriyle bir Nobel ödülü de kazanmış. Fotovoltaik piller güneş enerjisi tarlalarında, evlerin çatılarında hatta hesap makinelerinde bile kullanılır. Bu tür hesap makinelerinin gün ışığında ya da aydınlık bir odada çok daha iyi çalıştıklarını fark etmişsinizdir. Bu tabii ki zaman zaman bir dezavantaja dönüşebilir. Başka bir dezavantajı da bir ev için yeterli elektrik üretimi yapabilmek adına bunlardan sayıca çok fazla kullanmak gerekir ki bu da oldukça pahalı bir yatırımdır. Ayrıca yakın zamanda başka bir yere taşınmayacağınızdan da emin olmanız gerekir. Diğer taraftan solar panel kullanımı elektrik masraflarını düşürür, karbon ayak izini azaltır. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi güneşin enerjisini yani hem ısısını hem de ışığını toplamanın birçok yolu var.